Bakın, içinde saman var, hafif küçük taşlar var ve balçık var. Karan Çiftliği'nden herkese merhabalar. Ben Taha Karan. Bugün Harmanağlı köyünde Sulava'dayız. Hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir çağrıda bulunmuştum bir önceki videoda, hikayemize ortak olmak ister misiniz diye. Ben en azından bu anlamda kendime düşen görevi yerine getirmek adına buradaki aşamaları birer birer sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bugün ilginizi çekebilecek güzel bir konu var. Ne var? Burada eski bir ev olduğundan bahsetmiştim. Kerpiç bir ev. Onu bugün bir kısmını yıkıyoruz, bir kısmını ise aslına uygun bir şekilde restore ediyoruz. O yüzden bugün hem kerpiç evin yapımına ilişkin, hem de kerpiçin ne olduğundan, nelere iyi geldiğinden, ne fark ettiğinden, işte bunlardan genel olarak bahsedeceğiz. Ve biraz da çiftlikteki yeni durumdan sizi haberdar etmeye çalışacağım. Evet, şimdi sözü fazla uzatmadan doğrudan konumuza gelelim. Burada köyümüzü görüyorsunuz. İşte bahsettiğim yapı burası. Bilmiyorum, güneş, ışık biraz sıkıntılı bir yerden vuruyor. Ne kadar görebiliyorsunuz. Bunu bir önceki videoda bahsetmiştim. Uzun ince, çok eski kerpiç bir yapı vardı. Bunun son kısmı artık çökmeye başlamıştı. Orayı yıktık. İşte burası oranın yıkıntıları. Hatta şurada güzel bir duvar kalmış. Burada zamanında insanlar yaşıyormuş. Uzun bir müddettir de burası boş duruyordu. Şimdi yapıya şöyle bir gidelim. Evet, bu ağaçların ne olduğunu merak edenler olabilir. Bunlar hünnap bahçemiz, hünnap ağaçlarımız. Onlardan da ayrıyetten bahsedeceğim. İşte burası kerpiç evin arka tarafı. Şu duvar bu evin sınırını gösteriyor. Buradan sonrası tamamen yıkılacak. Buradan itibaren de tamir edilmeye başlanacak. Bunlar kerpiç ev. Ben size hatta kerpiçin dokusunu göstereyim. Bakın, içinde saman var, hafif küçük taşlar var ve balçık var. Zaten kerpiç evlerde kerpiçi oluşturan ana madde saman ve balçık. Bunları karıştırıyorsunuz. Ondan sonra kurutuyorsunuz güneşte. Daha doğrusu birket tuğla kalıpları var. Onların içine koyarak kurutuyorsunuz ve sonra da bu şekilde sürüyorsunuz. Burada ustamız duvarı yapıyor. Az sonra ona da gideceğiz. Bu evlerin özelliklerinden bahsedeyim. Kerpiç ev eskilerde, özellikle köylerde çok fazla kullanılırmış. Tarihi daha da geri götürelim. Bu ta Sümerlere kadar dayanıyormuş. Yani tarihin en eskilerinden bir tanesi. Ve yine köylerde de eski zamanlarda kullanılıyordu. Şöyle tuğlalarımıza da yakınlaşalım. Şimdi bunların sağlık açısından da faydaları var. Nedir? Ortamın nemini çektiği için, özellikle romatizmalılar için son derece güzel bir aslında yapı. Ve aynı zamanda havayı temizleyen, içeriği serin bırakan, kışınsa soğukluğu geçirmeyen, yani ısı yalıtımını güzel bir şekilde yapabilen, son derece sağlıklı, üretimi kolay yani ve üretimi geri dönüşüm malzemelerinden, yani çamur ve samandan yapılan, son derece doğayla barışık bir yapı aslında. Ne yapacağız ustam çamuru? Restore yapıyoruz. Yıkık elleri tamir edeceğiz. Allah Allah, betonlu olmuyor mu bu? Bu şimdi kerpiç olduğu için bunu mecbur çamurla karmamız, örmemiz gerekiyor. Şimdi kerpiçin özelliklerinden bahsetmişken, özellikle doğayla, ekolojiyle arasındaki o uyumdan bahsetmişken, bizim de sloganımızdan bahsetmeden geçmek olmaz. Neydi sloganımız, bir hatırlayalım. Doğayla, yaşamla ve insanla kavga etmeden. Bu anlamda bu kerpiç evler bizim bu felsefemizin bir tatbikatı anlamında. Şimdi yavaşça şu duvar sıvaların olduğu yere geçelim. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyorsun ustam? Ne yapalım? Devam. Nedir bunlar? Anlatabilir misin? Bu kerpiç duvar. Tamam kardeşim. Tamam. Ha, böyle birbirine bağlantı olarak aynı burası kapıymış. Burayı kapatıyoruz. Bu sıvalar da mı kerpiçten? Her şey kerpiçten. Her malzemesi kendisinin.
O yıkılan şeylerden ısladık, harç attık. Ondan sonra burayı kapatacağız kardeşim. Bayağı var mı işiniz? Var. Şurada 4-5 bölüm yerimiz var. Şurada bir duvar var. O duvar yıkılacak mı yoksa duvar... Yıkılacak. Buraların tertemiz olacak. Onlar yıkılacak. O zaman ben yanlış biliyormuşum. Şimdi şu duvar yıkılacak mı? Burada bir duvar var. Şurası. Yıkılacak. Buraya direkt kuracağız. Buradan aşağısı boş olacak. Buralar yıkılacak. Peki buradaki duvar ne olacak? Tahtadan mı yapacaklar? Yok. Burayı sadece bir direkt yapıp burası bu tarafa herhalde... Ha, bir şey yapmayacaklar. Burası açık burası olacak. Açık olacak. Anladım. Burası yıkılacak. Aha, burayı kaldıracağız biraz. İyik duruyor bu yukarısı. Yukarısına göre burası biraz daha iyik. Aynen. Dışarıdan bakarsan daha güzel görünüyor. Ha, dışarıdan da göstereceğim. Kolay gelsin usta. Sağ olasın. Evet, şöyle tekrardan uzaktan bir bakalım ne olduğuna. Şurası bizim yıkılan alanımızdı. Şuradaki bakın çatı eğilmiş. Net bir şekilde görebilirsiniz. Bunlar atıklarımız. Bunları elden geldiğince kullanmaya çalışacağım. Direkleri ne yapacağım bilmiyorum. Ama bu tarz kapılardan, işte paletlerden, eski tahtalardan en azından şimdi yeni taşınacağım evimin masalarını, orta sehpalarını yapabilirim. Sandalye yapmayı da düşünüyorum ama biraz zor geldi. Ondan çok emin değilim. Şimdi kerpiçten bahsettik. Biraz da yine şu yukarı ahırımıza gidelim. Bu arada burada sadece süt üretimi yapmayacağız. Yani tamam, süt üretimi yapacağız. Fakat bu süt üretimi Türkiye'de bütün çiftliklerde olduğundan biraz daha farklı olacak. Gerek inek cinsimizle, gerekse bu işe bakış açımızla, bu işten yapmaya çalıştığımız şeylerle aslında burada çok farklı bir işletme kuracağız. Burada Jersey ineklerimizle diyarın en kaliteli, en yağlı, en lezzetli sütünü doğayla, insanla ve yaşamla kavga etmeden üreteceğiz ve insanlara sunacağız. Burası sadece bir üretim merkezi mi olur zannetmiyorum. İleride buradan çok daha güzel şeyler çıkacağını ümit ediyorum. Tabii hiçbir şey belli değil. Bugün kurduğumuz bir hayal yarın tamamen değişebiliyor. Bunu biz de zamanla göreceğiz. Siz de takipte kalarak hikayemize ortak olabilirsiniz. Bizi Instagram sayfasından da bulabilirsiniz. Karan Jersey Çiftliği diye. Oradan da özellikle görsel paylaşımlarla devam edeceğiz. Bize destek olmak için beğenmeyi, abone olmayı veya paylaşmayı unutmayın. Herkese teşekkür ediyorum. Takipte kalın.